Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videoda size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haberden başlayalım. O da şu. Eğer 100 liranız varsa arkadaşlar, cebinizde, bankada, her neyse, bunun en az 15 lirasını sizden alacaklar. Ne yazık ki. Ha, nasıl alacaklarını anlatacağım değerli arkadaşlarım. Sıkıntı değil. Birazdan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığım Excel tablo üstünde anlatacağım. Neden bu 15 lira bizden, hepimizden gidecek? Bu kötü haber. İyi habere gelelim. O da şu. Bu vereceğimiz 15 lirayı telafi etme şansımız var. Hatta mevcut tasarruflarımızı daha yukarıya çıkartıp enflasyona karşı direnme şansımız var. Ayın 19'u tüm piyasalar için çok önemli bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Ayın 19'undaki bu dönüm noktasını, yol ayrımını size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Dolayısıyla burada iki şey konuşacağız. Bir, bizden güzel bir para çıkacak yine. İkincisi, eğer akıllı olursak ayın 19'undan sonra bu çıkan parayı telafi edip artıya da geçebiliriz. Şimdi o zaman sırayla gidelim mi? Hiç lafı uzatmadan, bu 15 lira neden çıkacak? Neden 15 lira, belki 20 lira çıkacak? Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığım Excel tablolarda size bir 4 dakika anlatacağım. Lütfen sabırla bunu 4 dakika izleyin. Çünkü eğer bunun mantığını anlarsanız, bu işin telafisi ve parayı korumak, parayı arttırmanın nasıl olacağını çok daha iyi oturtacaksınız ve bunu başarabileceksiniz. Hadi şu tablolara hep beraber bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, neden tasarruflarınızın %15'i ya da 100 liranızın 15 lirası ister bankada, ister yastık altında, ister bir sandıkta olsun neden gidecek? İşte bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız bu Excel tabloda size çok net bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi tablo bize hazinenin nakit gerçekleşmelerini gösteriyor. Yani hazineye gelen parayla giden para. Haliyle aradaki fark eksi ise aynen aile bütçenizi düşünün. Eksi yazdığınız zaman, yani giderler gelirlerden fazla olduğunda ne yapıyorsunuz? Ya kredi kartından borçla faiz karşılığında nakit avans çekiyorsunuz ya da sağdan soldan borç alıyorsunuz ya da hiçbir şey yapamazsanız bütün harcamalarınızı kısıp oturuyorsunuz. Tam bir işkence o da. Aynısı devlet için de geçerli. Bakın, gördüğünüz gibi 2018 yılında hazinenin nakit gerçekleşmesine baktığımızda şurada ne kadarmış? Eksi 70 milyar lira ve ödediğiniz faiz ne kadarmış? 70 milyar lira. 2018 yılı çok önemli. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi dediği yıl. Ve bakın, 2018'den sonra etkiyi görmeye başlıyoruz. 2019'a geldiğimiz zaman nakit dengesi ne olmuş? Eksi 130 milyar olmuş. Ödediğim faiz 97 milyar. 2020 yılına geldiğimizde ne olmuş? Etkiye bakıyoruz. 181 milyar liraya çıkmış. Ödediğim faiz 121 milyar lira. 2021 yılına geldiğimde nakit dengesine baktığımda bakın, 142 milyar lira. Burada ödediğim faiz 160 milyar lira olmuş. 2022 yılına geldiğimde nakit dengesi 169 milyar lira ekside, ödediğim faiz 287 milyar lira. NAS'la ilgili söylediğin her şeyi ters yüz etmiş. 2023'e döndüğümde işte neden 100 liranın en az 15-20 lirası gidecek dediğimde, bakın nakit dengesine baktığımda Eylül ayına kadar toplamda açığın 441 milyar lira. Geçmişte 70 milyarla başladık, hatırlayın 2018'de, diğer yıllar işte 150-160 milyar civarı, ama şimdi 9 ayda 441 milyar liralık bir açık var karşınızda. Ve orta vadeli programa baktığınızda bütçe açığı diyor ki 1.6 trilyon olacak. Yani şunun üstüne 1.2 trilyonluk daha açık binecek. Ve ödediğiniz faize bakın, 392 milyar lira. Şimdi bu kadar büyük bir bütçe açığının oluşma nedeni elbette ki Kahramanmaraş depremi de sayılabilir. Ama biz de şunu söylüyoruz o zaman. E peki siz Kahramanmaraş depreminden önce bizim yedek akçelerimizi, kefen parası denilen o paraları, Merkez Bankası'nın biriktirdiği rezervi niye yediniz? En az 100 milyar dolar Suriye'de bataklığa gitti. En az 128 ile 170 milyar dolar arası farklı farklı tahminler var. Rezerv bitti diyorlar dolara basarken. E 250 milyar dolar para gitmiş. Eğer o para kalsaydı
Yani gerçekçi, akılcı politikalar uygulansaydı, seçim ekonomisi uygulanmasaydı şu an Kahramanmaraş depremindeki o yıkılan şehirler yapılıp anahtarları sahiplerine verilmişti. Ve bu kadar da muazzam bir bütçe açığı olmazdı çünkü rezervimizde böyle bir doğal afete hazır durumda duran bir para olurdu ve bu para oradan gelen felaketi karşılardı. Zaten Maraş depremi gelmeden önce rezervin eksiye dönmüş. Şimdi bir de onun üstüne o gelmiş. Bir de zaten kamuda müthiş bir savurganlık var. Makam arabaları, saltanatı, uçaklar, onlar bunlar, 3 maaşlar, 5 maaşlar. Muazzam bir bütçe açığı 9 ayda 441,5 milyar lira ve 1,6'ya çıkacak diyorum arkadaşlar. Bakın bunun sonucu ne? Buradaki açık sizden alınacak. Sizden alınırken ne yapılıyor? Zamlar yapılıyor, değil mi? Vergiler artırılıyor. Bu zamlar hayatınıza enflasyon olarak dönecek. Şu an 60 olan enflasyonun üstüne siz bir 15 puan daha koyacaksınız. 75 enflasyona vuracağız biz. Bu şu demek: 100 liranızın 15 lirası daha gidecek bugüne kadar gidenlere ek olarak. Değerli arkadaşlarım, tabloları üstünde çok net anlattım. Yani mevcut 60 enflasyona en az 15 puan daha koyduğunuz zaman bu sizin %15, yani 100 liranızın 15 lirasındaki alım gücünüzün gitmesi anlamına geliyor. Bugüne kadar zaten çok büyük alım gücünde zafiyetler yaşadınız, paralarınız eridi, olan altını sattınız, mevduatı bozdurdunuz vesaire falan, elde avuçta bir şey kalmadı. Ama bir 15 lirası daha bunun gidecek gibi gözüküyor gördüğünüz açıklardan dolayı. Peki gelelim şimdi bu telafi olayına ve ayın 19'una. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz arkadaşlar? Dönüp alternatif piyasalarda bunu telafi etme şansınız var. Mesela altına baktığımızda güneyimizdeki jeopolitik gerginlikten dolayı yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Evet, altın yukarıya doğru daha da gidecek. Çünkü insanlar haliyle kendilerini savaş koşulları genişlediği zaman daha güvenli limanlara koymak istiyor. Çünkü bir savaşta geçmişte örnekleri var, kağıt paranın hükümsüz duruma geldiğini ya da farklı enstrümanların hükümsüz duruma geldiğini, tabii çok büyük dünya savaşlarını kastediyorum. Bu korkular insanların içlerine sindiği için altına bir geçiş var. Ama şunu da unutmayın, bir, buradaki savaş bir lokal savaş olacak. Hiçbir büyük devlet buradaki savaşın genişlemesini istemiyor. Çünkü enflasyonu vurur. Yani petrol sevkiyatı Hürmüz Boğazı'ndan durduğu anda bu işten Çin'de, Amerika'da, Rusya'da herkes etkilenir. O yüzden burada yine ne yazık ki orada küçük bir hesaplaşma görülecek. Oradaki insanlar bunun ceremesini çekecekler. Altın evet yükselecek. Ama Amerikan Merkez Bankası'nın beyanlarına baktığımız zaman da enflasyona karşı faizi arttırmaya kararlılar. Son gelen iş gücü rakamlarını ben zaten çeşitli vesilelerle size paylaşıyorum. Güçlü bir iş gücü piyasası, gelirlerdeki artış Amerikan Merkez Bankası'na faiz arttırma kuvveti verecek. Dolayısıyla o jeopolitik problem birazcık düzlem oturduğu zaman, yani bu işin ne olacağı oturduğu zaman, ki savaş devam etse bile hani bu iş nereye kadar gider şeklinde oturduğu anda, bu sefer altına dönüp yapıştırmaya başlayacaklar. Ama ona daha birazcık var arkadaşlar. Oradaki toz bulutunun bir dinmesi gerekecek. Bu bir alternatif mi koruma için? Olabilir. Ama Türkiye'de karşılaştığınız yüksek enflasyona karşı, kusura bakmayın ama, ne altının ne doların getirisi telafi etmez. Şu saatten sonrasını diyorum. Ya da telafi etse de çok uzun bir süre. Bize kısa sürede bu telafiyi sağlayacak başka bir enstrüman lazım. Şimdi Türkiye'deki mevcut sistemin çarpıklığı neydi? Bankalar bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Mevduat faizleri artıyor, değil mi? 45 oldu. Ne yapıyor? İhtiyaç faizini yukarı çekiyor. Ticari kredi faizini yukarı çekiyor. Bir şekilde tüketiciye yansıtıyor ve kurtuluyor. Sanayiciye, KOBİ'ye baktığım zaman o da kredi maliyetleri arttı ya da girdi maliyetleri arttığında o da zammı çakıp tüketiciye yansıtıyor mu? Yansıtıyor. O zaman bakın, çarpıklık şurada: bankacılar ve üreticiler enflasyonist ortamlarda aslında karını daha fazla artırıyor. Bunun canlı örneğini görmek istiyorsanız, perakendecilere diyorlar biraz indirim yapın, yapalım diyorlar. Demek ki sen sağlam kazıklıyordun bizi ki kardan birazcık feragat ettin şimdi. Enflasyon dönemlerinde
daima bu yüksek enflasyon toz dumana kalktığı için gidip devletin de maliyesi tek tek bütün şirketlerin girdi maliyetleriyle nihai ürün fiyatlarını kıyaslayamayacağı için burada arkadaşlar kör tuttuğunu öpüyor. Ne yazık ki böyle bir durum var. Altta vatandaş kalıyor. O zaman gelin bunu ayın 19'una bağlayalım. Madem şirketler ve bankalar bu işten karlı çıkıyorsa enflasyon döneminde, ayın 19'unda kamuoyu aydınlatma platformuna bu büyük babalar bilançolarını göndermeye başlayacak. O zaman en altta kalan vatandaş olarak şunu yapmanız lazım. Bu sistemden, çarpıklıktan yararlanan bankalardan ve şirketlerden elde ettikleri kâra bir şekilde ortak olmanız lazım. Bu şirketlerin hissesini almanız lazım. Yüksek karlı şirketleri analiz ederek almaktan bahsediyorum. Gözü kapalı borsaya girmek demek değil. Haliyle neden ayın 19'u diyorum? Arkadaşlar ayın 19'unda bilanço sezonu açılıyor. 19'unda baktığımda ne geliyor? Ebebek geliyor arkadaşlar. Ayın 20'sinde Arçelik, Kalekim, ayın 23'ünde Otokar, TAV Havalimanları 24'ünde geliyor, Türk Traktör geliyor, Yapı Kredi Bankası geliyor, 25'inde Aygaz geliyor, Ford Otomotiv geliyor, Tofaş Oto geliyor, 25'inde Tüpraş geliyor, 26'sında Akbank geliyor, 26'sında Anadolu İsuzu, Koç, Tekfen, 27'sinde Kale Seramik, 30'unda Aksa, Garanti, İpek Doğal Enerji, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Koza Anadolu, bakın Teknosa, Vestel Beyaz, Anadolu Efes, 31'inde Aksigorta, Aselsan, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes geliyor ayın 1'inde dedik, Brisa, Migros, Türk Hava Yolları, ayın 6'sında Aksa Enerji, Enerji Sağ, 6'sında yine Türk Telekom gibi. Şimdi bu takvimi niye saydım size? Şundan dolayı saydım. Ayın 19'u bir dönüm noktasıdır. Sizden yüksek enflasyonla alınan ve alınacak paraları yerine koymak ve mevcut tasarrufları enflasyonun üstüne çıkarmak için bir kapı açılacak. E burada nedir? Az önce söylediğim gibi yüksek enflasyon bunlara yarıyor. Doların yukarı çıkması da bunlara yarıyor arkadaşlar. Şirketler ucuzluyor. Haliyle bilanço sezonunda şimdi ne olacak? Uyanık adamlar, bilanço analizini yapabilen insanlar ya da bu analizi yapan kurumların çevresindekiler seçerek bu şirketlere ortak olduğu zaman kısa orta vadede enflasyona yakın karlar elde edecekler. O yüzden ayın 19'unda bir kapı açılıyor. Bu kapıdan içeri girmeniz lazım. Neden girmeniz gerektiğini de zaten çarpık düzeni anlattığımda söyledim arkadaşlarım. Peki burada yapılacak iş nedir? Bilanço kamuoyu aydınlatma platformuna düştüğü zaman işte bu tarihlerde biz gece bunu kaptan alıyoruz. Bir hedef fiyat buluyoruz. Hedef fiyat borsadaki fiyatın çok 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 üstündeyse buna işte arkadaşlar Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz diyoruz ve giriyoruz. Niye? Kar, maliyet birçok kıstasa bakıp bir hedef fiyat buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu hedef fiyatlar geçmişteki tecrübelerimizden sabittir ki mesela geçmişte 3 aylık 6 aylık bilançolarda belirlediğimiz hedef fiyatları %90'ı 95'ini bulduk. 6 aylıklarda bulduk. Şimdi sıra 9 aylıklarda. Bunu analiz edip kaptan alıp dediğim gibi biz şahsen Avrasya Yatırım olarak bizim yukarıda bir katıl butonumuz var. Burada Anadolu Aslanları grubuna katılan insanlar sabahtan bu hedef fiyatları öğreniyor. Borsa kapa gece geliyor, sabah bu hedef fiyatları öğreniyor. Eğer aradaki makas fazlaysa burada bir pozisyon açmak işte çok büyük bir kar sağlıyor arkadaşlar. Geçmişte %90-95 isabetle bunu başardık diyorum. Ha bunu illa Anadolu Aslanları'yla yapmak zorunda da değilsiniz. Birazcık geç açıklarlar ama Yapı Kredi yatırımdır, iş yatırımdır. Aynı şeyi bunlar da yapıyor. 3 aşağı 5 yukarı bizim hedef fiyatlarımızla onların hedef fiyatları da örtüştü zaten. Çünkü aynı analiz yöntemlerini kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden burada ben insanları katıl butonuyla Anadolu Aslanlarına katılmaya davet ediyorum. Ya da bu karlı şirketlere çeşitli kurumlar vasıtasıyla ortak olmanız gerektiğini söylüyorum. Ha, unutmamamız gereken bir nokta da şu. Bunu bir, dedim ki gözü kapalı her kağıt değil, seçerek analiz ederek. İki, her endekste değil.
Endekste arkadaşlar 8100 önemli. Eğer önümüzdeki hafta 8100'ü aşağıya kırarsa 7400'e kadar gerileyebilir. Burada o zaman bu 7400 seviyesinden bu karlı şirketleri toplamak daha akıllı olur. Öyle gördüğümüz hemen endekste bir fiyattan almayacağız. Bir bakacağız 8100'ün üstünde miyiz? Kırdık mı, altına mı indik? O noktada 7400'e kadar bir gerileme olabilir diyeceğiz. Bunu da yani endeksi de kollayarak, piyasanın genel durumunu da kollayarak seçerek bunları alıp kısa orta vade bekleyip enflasyon üstünde işte o bizden alınan parayı telafi edip daha da artırabileceğiz arkadaşlar. Bizim diğer kurumlardan bir farkımız şu Anadolu Aslanları'nın. Biz sadece yani kaptaki bilançoyu analiz edip sabah size hedef fiyatı söyleyerek buradan bir çıkar elde etmeniz haricinde yatırımcı okulu videolarımızla kendi kararını kendisinin veren yatırımcılar oluşturmayı da hedefliyoruz. Çok güzel yatırımcı okulu videolarımız var. İleri borsa eğitimi videolarımız var. Ve her sabah bunları aslında ders gibi işliyoruz canlı piyasa verilerine bakarak. Ve bir de şunu yapmaya başladım ben. Türkiye'nin riskleri artmaya başladı arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş ben Anadolu Aslanları'nı, oradaki gruptaki arkadaşları New York borsasına alıştırıyorum. Özellikle Dow Jones ve Nasdaq endeksleriyle ilgili bilgiler vererek burada mala giriş ne zaman olabilir, çıkış ne zaman olabilir, hangi kağıtlar olabilir, seçim vesaire konularında da sabahları artık konuşmaya başladık. Oradan da güzel dönüşler elde etmeye başladık. Netice itibariyle sistem çarpık, 2028'e kadar enflasyon devam edecek. Niye devam edecek? Tarım hapı yutmuş, sanayi hapı yutmuş, dışa bağlı. Çok büyük bütçe açıkları var. Bu bütçe açıklarının kapanması için zamların yapılması gerekecek. Ve bu enflasyon demek 2028'e kadar ezilecekseniz sizin çıkış yolunuz dolardır, altındır, borsadır. Dolar altın bir şekilde kafa kafaya gelir belki enflasyonla, ama bunu bir tık daha yukarıya çıkartmanız için bence seçerek borsadaki şirketlere, bu çarpık sistemden iyi malı götürenlere ortak olmanız lazım diyorum. Değerli arkadaşlarım, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.